Evet, Sayın Emre Şengül'ün bir sorusu var. Çok içten başlamış. Hacım, onu bunu boş ver. Birazdan yaz için rezervasyon yaptıracağım. Bana Didim'e gelmem için bir sebep söyle. Torun, tombalak toplayıp gelelim demiş. Hacım, siz torunu tombalağı toplayın, gelin. Sizin tatilde rahat etmeniz için ne yapılması gerekiyorsa hepsini yapmaya başladık. Bekleriz. Evet sevgili dinler, hepinize iyi günler diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir haftadır sosyal medyadan sorduğunuz soruları toparladık. Bugün onları cevaplamaya çalışacağız. İlk sorumuz Sayın Ayşe Temur'dan gelmiş. Başkanım, başarılar diliyorum. Seçim ofisinde her akşam geç saatlere kadar muazzam bir kalabalık var. Bu nasıl bir coşku? Nasıl başardınız? Bunu Allah aşkına, sizi seviyoruz, devam ediyoruz demiş. Sayın Ayşe Temur'a çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geleneğinden gelen bir coşkudur. Bütün vatandaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partililer, artı bize gönül veren insanlar kendiliğinden orada toplanıyorlar. Bu coşku kendiliğinden ortaya bir sinerji olarak çıkıyor. Demir Acaroğlu'ndan gelen soru 1. demiş, seni çok seviyorum. Soru 2, senin için neler yapabilirim? Soru 3, seslenmen yeter. Sayın Demir Acaroğlu, ben de sizi çok seviyorum. Gerektiği zaman seslenirim. Sesimi duyacağınızdan eminim. Sayın Filiz Çetin'in bir sorusu var. Enteresan bir cümle. Başkanım, dipçik gibisiniz maşallah. Başarılarınızın devamını diliyorum. Üçüncü koyla ilgili projenizi daha detaylı anlatır mısınız? Çok merak ediyoruz. Sizi seviyoruz. Sayın Çetin, ben de sizleri çok seviyorum. Her zaman da bunu içten gelen bir şekilde tekrar ediyorum. Evet, üçüncü koyla ilgili projemiz çok önemli bir proje. Biliyorsunuz yeni plajlar yapacağız diye bir taahhüdümüz vardı. Bu taahhüdümüzü yerine getirmeye üçüncü koydan başladık. Orada birinci yaptığımız iş plajın genişletilmesiydi. Halihazırdaki mevcut olan plajı aşağı yukarı 3 katı büyüttük. Bu birincisi. İkincisi, çizdiğimiz proje gereğince orada bir hemen plajın arkasında tesislerle, kafeteryalar, restoranlar, bu tip günübirlik olan tesislerle plajın arasında güzel bir yeşil bant ve yürüyüş yolu koyduk. Bu çok yakıştı oraya. Üçüncüsü, orada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özellikle butik otel şeklinde düzenlenecek ve inşa edilebilecek otellerle ilgili tahsis edeceği alanları imar planına göre açtık. Yollarını da açmaya devam ediyoruz. Yanılmıyorsam 14 kadar yatırıma elverişli arazimiz var. Yatırımcılara özellikle buradan sesleniyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat edip tahsis şartlarını öğrendikten sonra dosyalarını hazırlasınlar. Bu tahsis şartlarını yerine getirsinler. Tamamen Ege mimarisine göre düzenlenmiş bir planımız var orada. Gerçekten iddialı söylüyorum. Sizin de ilgilendiğiniz kadar ortaya çok güzel bir koy çıkacaktır. İşte bahsettiğim bu tesisleriyle bunu da hem Didim'imize hem de Türk turizmimize kazandıracağız. Bu tip çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde biz yapacağımız işleri bitireceğiz. Artık yatırımcılara buradan da sesleniyorum ve onları bekliyoruz. Uzattık mı? Ahmet Haseki isimli bir vatandaşımızın sorusu. Başkan, Vito nerede? Vito nerede diye soruyorlardı. Çıkarın da görsünler Vito'yu demiş. Devam ediyoruz, arkandayız demiş. Evet, biz devam ediyoruz. Siz hem arkamızda hem yanımızdasınız. Bunu her halde ve şekilde hissediyoruz. Vito nerede? Vito olması gereken yerde. Göremeyenler görsün. Vito halkın hizmetinde, belediyenin hizmetinde ve hizmetinde olmaya devam ediyor, edecek de. Atanur Şimşek'in bir sorusu var. Başkanım, davalık otel yıkılacak mı? Yoksa yapanın yanına kar mı kalacak? Dava konusu, ruhsat almak için verdikleri para mı acaba? Hemen orada bir açılım yapayım. Dava konusu, para dediği bir tazminat talepleri vardı. Bu tazminat taleplerinin olmayacağını söylemiştik. Onlar ısrar etmişlerdi. Demek ki Vito sorusuyla bu bağlantılı bir soru. Tabii ki biz her zaman olduğu gibi yargıya güveniyoruz. Yargıya gittik ve netice itibariyle ortada böyle bir tazminatın olmayacağını, oluşamayacağını mahkeme karar verdi. Biz her zaman olduğu gibi işlerimizi zamana ve yargıya bıraktık. İşin neticesini hep birlikte görürüz. Evet, Sayın Alper Kazancı'nın bir sorusu var. Altınkum sahilini trafiğe temelli kapatın. İnsanlara yürüyecek yer kalmıyor. Çocuğun elinden tutarak sanki ana yolda geziyormuş gibi dikkatli olmak zorundayız. Yaydan çok araç var, yolları da bozuyorlar demiş. Şimdi bu çok stratejik bir karar Didim'de yaşayan insanlar için, özellikle kışın yaşayan insanlar için. Altınkum Didim'in göbeği, Yalı Caddesi bu işin tam direngi noktası. Yalı Caddesi'ne özellikle yazın zaten trafiğe kapalı. Sabahleyin ve akşamüstü belirli saatlerde kafeteryaların ve işletmelerin, restoranların malzemelerini taşıyabilmeleri için belirli saatler içerisinde açıyoruz. Onun dışında zaten yazın tamamen araç trafiğine kapalı. Fakat kışın şöyle bir şey var. Bir kesim sürekli olarak kapatılmasını, başka bir kesimde sürekli olarak açılmasını istiyorlar. Her ikisinde orta noktasını bulmak mecburiyetteyiz. Her iki tarafında görüşüne önem veriyoruz ama her iki tarafı da tatmin edecek noktayı bulmakta biraz zor oluyor. Biz şöyle bir karar aldık. Dedik ki kışın yağmurlu, soğuk ve çok rüzgarlı havalarda araç trafiğini açalım. Çünkü insanlar gidecekleri işletmelere eğer gitmek istiyorlarsa veya orada bir tur atmak istiyorlarsa rahatça, üşümeden, ıslanmadan geçsinler orada, yani araçlarıyla geçsinler. Zaten düz olan bir cadde biliyorsunuz. Ama onun dışında hafta sonları ve hafta içleri iyi olan havalarda da biz burayı araç trafiğine kapatalım.
kapatalım. İnsanlar orada rahatla çocuklarıyla yürüsünler. Bizim bulabildiğimiz orta nokta bu. Bundan birçok insanın mutlu olduğunu ve memnun olduğunu ben de orada gezerken görüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Sevgi Öktemgil isimli vatandaşımızın. Sayın Başkanım, geçen 5 sene içinde çok güzel şeyler yaptınız. Öncelikle teşekkürler. Sizi takdir ediyoruz ve daima yanınızdayız. Geçen seçimlerde vaat ettiğiniz Balıkçı Barınağı projesini bu dönemde yerine getirseniz inanın pek çok kişiyi mutlu edersiniz. Başarılarınız daim olsun demiş. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Öktemgil'e. Geçen dönemden bir Balıkçı Barınağı sözümüz var. Doğrudur. Fakat Büyükşehir Yasası'nı o zaman tam olarak iyi inceleyememiştik. Ama bu taahhüdün yerine gelmeyeceğini göstermez. Denizde yapılacak olan her türlü hizmet, halka verilecek olan her türlü hizmet esas itibariyle yasa gereği Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Bu da Büyükşehir'in sorumluluğunda olan bir iştir. Taşburun denen mevkide bir Balıkçı Barınağımız var. O olabilir veya yeni bir barınak olabilir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın böyle bir konuyla ilgili olarak çalışmalarının olduğunu biliyorum. Ama denizde yapılacak olan tesislerle ilgili prosedür biraz ağırdır. Biraz uğraşanlar bunu bilirler. Yakın bir zamanda bu konuyla ilgili daha somut neticeleri vereceğimizi düşünüyorum. Ben de çok istiyorum. Ben de denizi çok seven bir insanım. Bir balıkçı marinanın dışında bir balıkçı barınağımızın olmasının halkımıza ne kadar yararlı olacağını farkındayım. Ne oldu, çekmiyor muymuş? Yok, ne yapıyorsun diye sana bak. İzar Özi isimli vatandaşımızın bir sorusu var. Didim'e doğalgaz bekliyoruz. Kışın kömür ve odun pisliğinden özellikle akşam koku ve hava kirliliği oluyor. Ayrıca birçoğumuz kışlık evlerimize dönmek zorunda kalıyoruz. Böyle olunca esnaf para kazanamıyor. Nisan-Mayıs ayları gelene kadar demiş. Doğru, haklı. Doğalgaz veya jeotermalle ısı bugün çok gerekli ülkemizde. Her ne kadar doğalgaz dışarıya bağımlıysa da ve döviz de çok yükseliyor, zaman zaman iniyor ise de ama gene de doğayı korumak için, havayı kirletmemek için doğalgazın elzem olduğuna ben de inanıyorum. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı bakanlığa kadar getirdik. Büyükşehir Belediye'mizde bakanlıkta bu çalışmalara devam ediyor. Çıkacak olan ilk ihalelerin içerisinde Didim'de olacaktır. Sayın Rıza Bal'ın bir sorusu var. Sayın Başkan, AKP'liler dahil sizin dürüst olduğunuzu, çalmadığınızı, çaldırmadığınızı söylüyorlardı. Lakin onlar da kendi seçmeninizde sadece halkın arasına girmediğinizi söylüyorlar. Bunu aşmalısınız. Burası küçük yer. Herkes herkesi tanır. Şimdiden hayırlı olsun inşallah. Evet, iki aşamalı bir soru olduğunu düşünüyorum. O şekilde cevap vereyim. Bir defa şöyle söyleyeyim. Bunu bana birçok insan söylüyor. İşte dürüstsünüz, çalmıyorsunuz, çaldırmıyorsunuz. Bunlar bence çok büyük özellikler değil. Her insanda bulunması gereken özellikler ama özellikle bir siyasetçide olması gereken özellikler. Ben bunu normal yapılması gereken bir tavır, bir tarz, bir karakter olarak düşünüyorum. Bu şekilde düşündüğü için de teşekkür ediyorum. Evet, zaman zaman başka siyasi partilere, başka ideolojilere gönül vermiş arkadaşlarımızdan da, vatandaşlarımızdan da bunu duyuyorum. Tabii ki memnun oluyorum. Halkın arasına girmediğimiz konusuna gelince onu şöyle özetleyeyim. Doğru, yeterince halkın arasına giremedim. Girmediğim anlamı çıkmasın burada. Dışarıda belediyenin yaptığı her türlü işi, özellikle park bahçelerinin, fen işlerinin her türlü işi zaten gidip bizzat başına takip eden bir insanım. O süre içerisinde vatandaşlarımızla zaten görüşüyoruz. Onların üzüntülü günlerinde veya sevinçli günlerinde zaten her zaman beraberiz. Ama onun dışında halkımızda şöyle bir beklenti, şöyle bir alışkanlık var. Ya başkan gelsin, kahveleri geçsin, kahvelerde otursun. Bu tip daha güzel, daha sıcak, belki bir yaklaşım bekliyorlar. Doğrudur, ben de bunu çok istiyorum. Ama o kadar kötü yönetilmiş bir belediye devraldık ki, inanın ben günün 14 saatte 15 saati çalışmak mecburiyetinde kaldım. Halkın içerisine karışmayıp, Didim içerisinde gezmeyip de gidip yurt dışlarında, fuarlarda, başka yerlerde, inceleme gezilerinde falan gezmedim. Çok çalıştım ama sistemi oturttum. Çalışma arkadaşlarım 10 derece düzgün ve dürüst bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bundan sonra ikinci dönemde eğer beni layık görürlerse, oylarıyla tekrar bu göreve getirirlerse ikinci dönemde çok daha fazla vaktim olacak. Ben de halkın arasında çok daha fazla onların istediği gibi sıcak teması kuracağımı düşünüyorum. Bir İngiliz dostumuzdan bir soru var. Adrian Layden demiş ki ben kendisini tanırım bu arada, onu da belirteyim. Good luck with the elections. Do you have a date for the 2019 marathon yet so we can start advertising and we need to book our flights. We are also coming out third way for 1 week demiş. Biliyorsunuz biz bir Türkiye yarım maraton şampiyonası düzenlemiştik. Ayrıca bir de sezon başında triatlon şampiyonası düzenlemiştik. Bu gerçekten çok başarılı geçti. Hem de çok talep gördü. Dear Adrian, we are still discussing about the date of the marathon. We will let everybody know when we sort it out. Then you can book your flights and start advertising. See you there. Tam Londra aksanıyla İngilizce konuştum be. Vay be. Kim tutar seni oğlum? Erol Öncü'den bir soru var. Turizm incisi Didim için peyzaj çalışmalarınız olacak mı? Bunun için projeleriniz nelerdir? Tabii ki peyzaj bizim çalışmalarımızın arasında olmazsa olmaz olan işlerimizdendir. Özellikle parklarımızın, spor alanlarımızın ve boş alan bütün alanlarımızın yeşillendirerek, çiçeklendirerek bunları bir peyzaj düzeni içerisinde ilçemize ve halkımıza sunuyoruz. Biliyorsunuz bu konuda çok hassasız. Özellikle istediğimiz kadar çiçeklendirme ve ağaçlandırma yapabilelim diye büyük bir sera kurduk. 75 dönümlük bir arazi içerisinde büyük bir sera kurduk. İstediğimiz kadar çiçek üretebiliyoruz.
geçen yıl itibariyle 1,5 milyon adet çiçeğe ulaştık. Kaya Çetin isimli bir vatandaşımızın bir sorusu var. Sayın Atabay, size oy vermek için 31 Mart'ta eşimle birlikte Didim'de olacağız. Gerçekten merak ediyorum. Ahbap çavuş ilişkilerini bir kenara bırakıp yasaları uygulayabilecek misiniz? Demiş. Örneğin sitelerde ortak alanların yağmalamasına hayır diyebilecek misiniz diye bir soru var. Anladığım kadarıyla kendisi bir sitede oturuyor. Senin içerisinde böyle bir sorun var. Evet, Didim'de çok site olduğu için maalesef bu tip sorunlarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Ama sorunun başına dönüp de cevabını bağlamak istiyorum. Ahbap çavuş ilişkisi içerisinde olmadığımızı tüm Didim halkı ve tüm Türkiye biliyor. Biz görevimizi ahbap çavuş ilişkileriyle belirli insanları veya belirli bir çevreyi mutlu edip mutlu bir azınlık yaratmak değil, halkın hakkı olan her şeyi eşit bir şekilde bir görevli olarak dağıtıp o şekilde hizmet etmeye çalışan bir yapımız, bir karakterimiz ve bir iş tutuş şeklimiz var. Bunu bütün Didim biliyor. Sorunun bu kısmına şiddetle itiraz ediyorum. Sayın Zeynep Oyar'ın bir sorusu var. Başkanım başarılar. El işi yapan kadınlara ücretsiz bir yer tahsis eder misiniz? Teşekkürler. Zeynep Hanım, el işi yapan hanımlara zaten ücretsiz yer tahsis ediyoruz. Tabii ki ticaret yapmaya çalışan esnafımızla çok fazla üzmeden, onları da ticaretlerine engel olmadan bu tip çalışmalarımız zaten var. Bu sene biraz daha artırarak devam edeceğiz. Belediyemiz kültür ilişkilerine müracaat ederseniz oradan size yeterli cevabı verirler diye düşünüyorum. Sayın Alaaddin Şerif Saraçoğlu'nun bir sorusu var. Yaz mevsiminde şemsiye ve şezlong fiyatları çok yüksek. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bilmek istiyorum diyor. Şimdi biz belirli bir oranda talep eden vatandaşlarımıza şemsiye ve şezlong işi tabii ki hizmeti veriyoruz ve bunun karşılığında da cüzi bir ücret alıyoruz. Fiyatlar eğer yüksek deniyorsa bakarız. Tekrardan bunu bir değerlendiririz. Evet, Sayın Özen Özkan Yılmaz'ın bir sorusu var. Onu cevaplamaya çalışayım. Deniz ve günlük kiralık evler turizmde otel doluluklarını ve restoranları olumsuz etkiliyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılması şart. Bilgilerinize demiş. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz'a. Özellikle bir turizmci kimliğimle bu soruya cevap vereyim. Ben Turizm Derneği Başkanlığı yaptığım dönemde bu konuyla ilgili olarak çok çalıştım, çok uğraştım. Arkadaşlarımla beraber çok emek sarf ettik. Ama bütün samimiyetimle söyleyeyim, bir metre dahi yol alamadık. Bu çok farklı bir şey. Burada iki sıkıntı, ana sıkıntı ortaya çıkıyor. Birincisi, bu tip turizmi yok sayamayız. Dünyanın her yerinde bu tip turizm var. Ama bunu ekonomik sistem ve turizm sisteminin içerisine çekmek mecburiyetindeyiz. Yani bunların bu işi kayıtlı yapıyor olması lazım. İkinci sıkıntı güvenlik sıkıntısı. Biliyorsunuz otelde kalan insanlar, misafirler gecenin belirli bir saatinden sonra özel bir program kanalıyla İçişleri Bakanlığı'na bildiriliyor. Bütün oteller tarafından bildirilmediği takdirde de bunun bir yaptırımı var. Üçüncüsü tabii ki bir haksız rekabet yaratıyor. Sayın Savaş Atagül'ün bir sorusu var. Sayın Başkanım, okuduğum yorumlara göre şimdiden başkanınız hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar güzel bir cümle bu böyle. Biz Koca Mustafa Caddesi'nde oturuyoruz. Burası gerçekten bir cadde mi? Cadde ise asfaltlanıp kaldırım yapılması gerekmez mi? Her sene sel basıncından dolayı muzdaribiz. Saygılarımları iyi günler demiş. Sayın Atagül, burası Büyükşehir tarafından programa alınmış bir caddedir. Hem kaldırımı hem asfaltı yapılacaktır çok kısa bir süre içerisinde. Güzide Pesen'in bir sorusu var. İnşallah doğal güzellikler yok olmaz. Kentsel dönüşümle birlikte yüksek binaların yapılmasına izin verip görüntü kirliliği ve şehirleşmeye izin vermezseniz aksi halde ne deniz kalır ne de o mis gibi hava. Tamamen canı yürekten katılıyorum. Yüksek binaların yapılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz de. Belirli bir oranda tabii ki çok göç alan bir ilçe olduğumuz için belirli bir oranda da inşaat faaliyetlerinin ve bu hizmetlerin devam etmesi gerekiyor. Ama bu hiçbir zaman için böyle bir dediğim gibi bir turizm ilçesinde betonlaşmayı ve aşırı yapılaşma yoğunluğunu getirmeyecektir. Biz görev yaptığımız süreç içerisinde buna müsaade etmeyeceğiz hiçbir zaman için. Sayın Yılmaz Kaplan'ın bir sorusu var. Büyük Kipa Sanayi Kavşağı'na vegan festivalini ve hayvan haklarını anlatan bir heykel yapılmalı. Dünyada ikinci vegan festivalini yapan şehre bu yakışır demiş. Evet, orası için, girişteki için güzel bir heykel çalışmamız var. Bu konuyla ilgili olarak görevli arkadaşlarımız çalışıyor. Ama bu veganı anlatan bir heykel mi olur, başka bir şey mi olur bilemiyorum ama turizmimizi, doğamızı, tarihimizi ve kültürümüzü anlatacak bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız orada. Çok kısa bir zaman içerisinde bunu hayata geçireceğiz. Bu arada tabii vegan konusu gerçekten önemli bir konu. Dünyanın İkinci olarak yapan şehir, ilçe Didim'dir. Bu yüzden bu konuda da büyük başarı sağladık. Nisan ayının 19'unda gene başlıyor. 19-22 arasında üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Oradan da herkesi davet ediyorum. Sayın Nedime Tatar Sivaslıoğlu'nun bir sorusu var. Çalışmalarınızı beğeniyorum. Ancak Atatürk Bulvarı'nda tali yolları yazı çok kirli oluyor. Turizm merkezi olan Didim'imizin daha temiz, bakımlı, yeşil olması için şimdiden çalışmalarınız var mı? Tabii ki şimdiden çalışmalarımız var Sayın Sivaslıoğlu. Aynı istekler bizde de var. Daha temiz, daha yeşil, daha düzenli olmasını istiyoruz. Ama Didim giderek popüler olan bir kent. Çok misafir ağırlıyoruz. Belirli yerlerde, belirli saatler içerisinde sanıyorum bazı kirlilikler oluşuyor olabilir ama bunlara süratle arkadaşlarımız müdahale ediyor. Özellikle temizlik konusunda ve atıkların toplanması konusunda %95'in üzerinde bir başarı sağladık görev yaptığımız son 3 yılımızda. Bunu artırarak devam edeceğiz. Ben de bu duyarlılığınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Sait Güzel
isimli vatandaşımızın bir sorusu var. Başkanım başarılar diliyorum. Şu bar ve disco güldüsünü yine sabahlara kadar dinleyecek miyiz? Bodrum ve Marmaris bu işi çözdü. Saygılar. Evet, Bodrum ve Marmaris belirli oranda bu işi çözmüş olabilir. Bizden çok daha evvel ilçe olmuş ve turizm destinasyonu olmuş iki kentimizden bahsediyoruz. Biz de bu konuda inanın çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz, yol alıyoruz. Yakın bir zaman içerisinde eğlenceyle dinlenme mekanlarını birbirinden mümkün olduğu kadar, belki ayırt etmemiz çok mümkün olmayacak ama birbirinden uzaklaştırıp yeni ilave tedbirlerle bu işe kabul edilebilir ve katlanabilir bir seviyede çözüp getireceğimizi düşünüyorum. Atilla Uysal'ın bir sorusu var. Merhaba demiş. Yaklaşık 2 yıldır Didim'de ikamet etmekteyim. Asfaltlanan yollar, Altınkum'daki park ve bahçelendirme çalışmalarınızı takdire şayan buluyorum. Bu arada sizinle yaşamaktan son derece mutluyum. Bu yüzden yine yeniden tekrar Ahmet Deniz Atabay diyorum. Ben de sizin bu dilekçenize canı gönülden katılıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Ramazan Özdemir'in bir sorusu var. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bu gibi halk ile etkileşime geçirerek çalışmaların devamını istiyoruz. Teknolojiyi daha aktif kullanmak için başka projeleriniz var mı? Evet, tabii ki teknoloji her gün ilerliyor. Bugün kullandığınız yarın eski teknoloji olarak kalıyor. Dünya artık o seviyeye geldi. Bizim de tabii ki teknolojiyi kendi alanımızda kullanmak için çabalarımız ve ısrarımız devam ediyor. Bugün yaptıklarımızın üstüne yenisini koyarak devam edeceğiz. Halkla iletişimimizi, demin bahsettiğimiz gibi sıcak temas etmenin dışında da teknolojiyi kullanarak bu çalışmalarımız devam edecektir. Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Elif Avcı çok düşündüren bir sorusu var. Başkanım ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Evet Sayın Avcı, ben de bilmiyorum ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali. Ama içimde bir his var. Tahmin ediyorum sadece Fenerbahçelilerin değil, bütün spor severlerin, futbol severlerin içindeki his budur. Sevgili başkanımıza, Ali Koç'a hepimizin güveni ilk günkü gibi devam ediyor. Daha evvelden hizmet edenlere de buradan teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Bu arada bir Fenerbahçeli olarak. Sanıyorum önümüzdeki sezon sadece Fenerbahçe'nin başarılarını değil, Türk futboluna ve Türk sporuna getirdiği yeni karakteri, yeni çizgiyi, yeni prestiji hep beraber Fenerbahçe'nin üstünden göreceğiz. Ben buradan Sayın Ali Koç'a, Fenerbahçe'ye ve bütün futbol kulüplerimize başarılar diliyorum. Evet sevgili Didimler, bugün elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce ve vaktimiz ölçüsü içerisinde biz de sosyal medya kanalıyla hafta içerisinde ulaştığınız sorulara içtenlikle yanıt vermeye çalıştık. Lütfen İstediğiniz ama istediğiniz ve düşündüğünüz her şeyi bütün çıplaklığıyla, bütün açıklığıyla yazın bize. İnanın ki aynı içtenlikle sizlere Didim Belediye Başkanı olarak cevap vereceğim ve vermeye devam edeceğim. En kısa süre içerisinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Halk Partisi Didim Belediye Başkan Adayı.